Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz tekrar. Bu videomda yeni kameram olan Fujifilm XS10'a yakından bakıyorum. İlk çıktığından bu yana ilgiyle takip ettiğim model ve aslına bakarsanız ona ufak bir X-T4 diyebiliriz. Zira sensör ve görüntü işlemcisi gibi bir kameranın can damarı olan ikili X-T4 ile aynı şekilde yine bu kamerada da kullanılıyor. Geriye kalan diğer bir güzellik olarak ise IBIS kalıyor ve XS10 bu konuda da abisinin yolundan gidiyor diyebilirim. Ve Fujifilm tarafından yalnızca XS10 için, XS10'un daha doğrusu ufak gövdesi için özel olarak tasarlanan ve X-T4'ün IBIS'inden ortalama %30 kadar daha ufak ve daha hafif olan, aynı zamanda 6 stopa kadar da performans verebilen bir IBIS kullanıyor. Yani aslına bakarsanız ona önceden de söylemiş olduğum gibi küçük bir X-T4 diyebiliriz. Fujifilm bu kamerayı orta segment bir kamera olarak adlandırıyor ama adlandırmasına rağmen de bana sorarsanız orta segmentin hakkını dolu dolu veren ve biraz da üst segmente uzanan bir kamera olarak görüyorum. Kamera bana 4 gün kadar önce geldi ve ben de bu 4 gün zarfında kamerayı yeterince deneyimleme şansına sahip oldum diyebilirim arkadaşlar. Zira bakmış olduğunuz zaman bir kamerayı normalde 4-5 günde veya 1-2 haftada insan tabii ki tam özelliklerine adapte olamaz. Ama ilk çıktığı zamanlardan beri takip listemde olduğu için, radarımda olduğu için bu kamera, hani bu kameraya karşı da özel bir istek duyduğum için gerçekten de kolay adapte olduğumu söyleyebilirim. Bu kameraya çok kolay adapte olduğumu söyleyebilirim. Bunun dışında menü dizilimi oldukça basit olduğu için de çok kolay alıştım. Herhangi bir sıkıntı çekmedim. İlk etapta tabii kit lensiyle birlikte aldım ve kit lensiyle kullanmaya devam ediyorum. Ve ben bu kamerayı almadan önce Canon M50 kullanıyordum bilmiş olduğunuz gibi. Ve Canon M50'nin ardından yeni kamera tercihimi bunun da benzer özellikler taşıdığı için bir de X-T3'ten yana düşünmüştüm aslına bakarsanız. X-T3'ün düşünmemin de tabii farklı sebebi vardı. Ama bu kamera biraz daha ağır geldi. X-T3 tabii ki çok mükemmel bir kamera ama bu kamera benim kullanım amacıma daha yatkın geldi. Ve fiyat aynı fiyat aralığında olmasına rağmen ve hatta XT3'ü daha uygun bir fiyata bulmuş olmama rağmen ben tercihimi XS10'dan yana kullandım. Şimdi sebeplerini de zaten videomda anlatacağım. Devam edelim isterseniz. Şimdi ilk olarak her zamanki gibi tasarımdan başlamak istiyorum arkadaşlar. Bilmiş olduğunuz gibi ben tam bir tasarım hayranı bir insanım. Malzeme kalitesinin oldukça iyi oldu. Fuji belli ki malzemeden pek kaçmamış. Gövde ve harika tutuş pozisyonundan dolayı grip oldukça güzel ve magnezyum alaşımlı plakalardan da üretildiği için oldukça sert ve sağlam gözüküyor ve zaten sağlamlık hissini de sonuna kadar veriyor. Böylelikle büyük lenslerle kullanırken de oldukça stabil ve sağlam durması sağlanmış. Bunun dışında XS10 tasarım olarak daha modern bir çizgiyi benimsemiş. Diğer modellerdeki o retro tasarım yerini daha yenilikçi ve modern çizgilere bırakmış. Evet, diğer modellerdeki retro tasarım göze çok daha hoş geliyor. Bu bir gerçek ama büyük bir handikap var arkadaşlar burada. Kameranın üzerine yerleştirilen bolca ayar şarklarının üzerinde yazan değerler kameranın gerçek çekim değerini göstermiyor. Yani bir anlamda o çarkların üzerindeki değerler yalnızca bir dekordu. Ve kamerada her şeyin elimizin altında olmasını beklerken ve gördüğümüz değerlerin de gerçeği yansıtmasını beklerken, mesela ISO çarkını 200'e aldığımızda aslında kameranın örneğin 160 ISO'da bulunuyor olması gibi. Bu durumun ne derece can sıkıcı olabileceğini varın siz düşünün. Gerçekten X-T4'te bunu gördüm ve gerçekten bu beni X-T4'ten soğuttu. XS10 ise neredeyse X-T4 sayılabilecek bir kamera olmasına rağmen o dekor gibi durduğu için beğenmediğim ayar çarkları gitmiş ve yerine tam anlamıyla özelleştirilebilen, bu sebeple üzerinde de herhangi bir yazı ya da sembol bulunmayan çarklar gelmiş. Bunların dışında üst bölümde deklanşör, deklanşörün hemen etrafında açma kapama anahtarı, hızlı video kayıt tuşu, ISO tuşu ve Q menüsü bulunuyor.
Bunun dışında kameranın gövde yapısının oldukça ufak olduğunu ve harika bir gribe sahip olduğunu söylemiştim zaten daha önceden. Zaten de bu grip olmasaymış neredeyse çarklar dışında X-T30 gibi olacakmış. Kameranın ön tarafında diğer modellerde bulunan fokus çarkı maalesef ki bulunmuyor ve bence bu da evet büyük bir eksi olmuş. Keşke olsaymış burada o fokus çarkı. Grip'in olduğu bölüme de baktığımızda herhangi bir giriş bulunmuyor arkadaşlar. Sol tarafında USB-C ve HDMI girişleri bulunuyor ve bu girişler oldukça da kaliteli bir kapak ile korumaya alınmış. Mikrofon girişi de tam açılı ekranı engellememesi için yukarıya alınmış ve iyi de olmuş diyebilirim. Kameranın arka tarafına baktığımızda ise gerçekten de yapısını ve konumunu çok beğendiğim, kesinlikle tasarımına büyük bir artı katan yeterli büyüklükte bir elektronik vizörü görüyoruz. Ne kameranın ortasında ne de tamamen solunda. Ortası ile solun arasında ve bence tasarım olarak harika duruyor. Vizörün sol ve sağ yanlarında işlevsel tuşlar var ve diğer videolarımda bunlardan ve kullanımından da bahsedeceğim. Bunların altında 3 inçlik bir ekran bulunuyor ama burada da bir tasarım eksikliğinden bahsetmek istiyorum. Ekranın bağlantı elemanına ait çıkıntı hiç hoş durmuyor gerçekten de. Keşke bunu gizlemenin bir yolunu bulabilseymiş Fujifilm diye düşündüm. Hemen ekranın sağ tarafında ise bir joystick var ve hemen tüm kontrolleri emin olun ki dokunmatik ekrana dokunmaya bile gerek duymadan bu joystick ile yapabiliyorsunuz. Onun altında ise menü ve display tuşları bulunuyor. Kameranın hemen altına baktığımızda ise çok beğenmiş olduğum grip'in hemen altına konumlandırılan batarya ve SD kart girişiyle tripod bağlantısını kafayı sökmeden batarya ve SD karta ulaşabileceğimiz için alt tasarımda benden tam not alıyor arkadaşlar. Yani bu kamerayı herhangi bir şekilde tripoda takmış olduğunuzda ve herhangi bir şekilde bataryayı değiştirmek istediğinizde ya da SD kartı çıkartarak yeni bir SD kart takmak istediğinizde oldukça basit bir şekilde tripodun kafasını sökmeden şu şekilde açarak kullanabileceksiniz arkadaşlar. Zaten de bu şekilde de kullanıyorum. Gerçekten de oldukça memnun kaldığımı söyleyebilirim özellikle bundan. Şimdi isterseniz bir de özelliklerine bakalım. 4 çekirdekli X prosesör, 4 görüntü işlemcisi var. Aynı zamanda X TransSimos 4 yine 26 megapiksellik sensöre sahip. 425 adete kadar yüz takibi özellikle otofokus noktası bulunuyor. Buradaki yüz takibi ile söylemek istediğim şu arkadaşlar, hareketli ve 5 kişiye kadar bulunan ortamlarda bir kişinin yüzünü işaretleyerek seçerek yalnızca ona odaklanmasını sağlayabiliyorsunuz kameranın. Ve ayrıca otofokus hızı da gerçekten çok güzel ve otofokus hızını isterseniz ayarlayabiliyorsunuz. Daha da yavaşlatıp hızlandırabiliyorsunuz. Bir de ibisinden bahsedeyim. 6 stopa kadar 5 eksenli bir ibis var. Bu ibis ile birlikte XS10 450 gramlık bir ağırlığa sahip arkadaşlar ve bu da zaten XS10'a bu mekanizmayı kullanan ilk orta sınıf kamera unvanını kazandırmış. Bunun dışında başta Ethernet olmak üzere toplam 18 adet film benzetimi de sunulmuş arkadaşlar. Bunların dışında yine F-Log kaydı yapabiliyorsunuz. F-Log kaydı var ve aynı zamanda da F-Log asistanı sunulmuş. F-Log asistanıyla F-Log kayıt anında renklendirilmiş görüntüler görebiliyorsunuz. Otomatik çekim modu XS10 için elden geçirilmiş ve güncellenmiş. Bunun dışında 0,02 saniye gibi hızlı netleme özelliği ile de X-T4 ile aynı performansla netleme yapabiliyor. Eğer XF 50 mm f1.0 lens kullanıyorsanız -7 EV'de dahi arkadaşlar otomatik netleme yapabiliyor bu arkadaş. Bunun dışında zaten aksi halde -5 ile +5 arası bir EV değerine sahip. EV değerine sahip demek istiyorum. EV değerine diyorum. ISO performansına baktığımızda RAW çekimler için 160 ile 12.800 arasında, JPEG çekimler için ise 80 ile 51.200 arasında genişletebiliyoruz. Bunun dışında mekanikte 8, elektronikte ise 20 kare ya da 1,29 croplu olarak da 30 kareye kadar karartmasız seri fotoğraflar çekebiliyor bu arkadaş. Ve bir de tabii pop-up açılan flash'ı var arkadaşlar. Oldukça güzel olduğunu söyleyebilirim ama zaten pek flash kullanmayan ben için pek önemli bir ayrıntı değil bu. Bunun dışında video özelliklerine gelecek olursak 4K olarak çekmiş olduğunuz görüntüyü aslında 6K olarak çekiyor ve bu 6K'lık çekmiş olduğu görüntüyü de size 4K olarak vererek hem oluşabilecek gürültünün yani noise'un önüne geçiyor hem de sizlere daha keskin ve daha net görüntüler elde etmenizi sağlıyor arkadaşlar. SD karta 4K 30p'de 4.2.0'da 8 bit olarak kayıt yapabiliyor ve HDMI çıkışı ile de farklı bir ekrana ya da kayıtçıya bağladığınızda ise 4.2.2'de 10 bit video çekimi yapabiliyor. Full HD olarak düşünürsek ise 240 kare saniyeye kadar ağ çekimler yapabiliyor.
2 TB'a kadar SD kart desteği var arkadaşlar bu arkadaşın. Bunun dışında 3 inçlik %100'lük netleme alanına sahip 1,04 milyon piksel noktalı bir ekranı var. Hemen üzerine baktığımızda da 2,36 milyon noktalı ve 100 FPS'ye kadar hız değeri verebilen bir elektronik vizörü var. Bu zaten XT30'da aynı ona bakarsanız. Bluetooth bağlantısı olarak 4,2'yi destekliyor. Bunun dışında USB-C bağlantı noktası var ve bu USB-C bağlantı ile de USB 3,2 hızında bağlantı birimine sahip olduğunu söyleyebilirim. Aynı zamanda da USB üzerinden şarj edilebiliyor ve kullanımı da destekliyor arkadaşlar. Yani bu şekilde masa başında çekim yaparken isterseniz USB'den bir power bank'a bağlayarak da bu şekilde çekim yapabilirsiniz. Şimdi gelelim fotoğraf özelliklerine. Tasarımından dolayı bu kamerayla fotoğraf çekmek oldukça hızlı ve basit arkadaşlar. Zira fotoğraf çekerken ihtiyaç duyabileceğiniz tüm araçlar elinizin altında diyebilirim. O yüzden menüyle boğuşmanıza gerek kalmıyor fotoğraf anında. Örneğin kamerayı tuttum ve fotoğraf çekeceğim. Bu şekilde fotoğraf çekerken diyelim ki diyaframı ayarlamam gerekli. Diyafram ayarı için hop. Şu şekilde bakın hemen kameranın şurasında işaret parmağımın hemen altından pardon diyaframı değiştirebilirim. Ya da hadi bir enstantaneyi değiştirmek isteyelim. Evet, o da burada arkadaşlar. Hemen baş parmağımızın altında. Bunun dışında hadi bir de ISO değiştirelim mi? Hemen üstte Q menüsünün üzerinde yanında ISO tuşu var. Ona dokunduğunuzda joystickle dilemiş olduğunuz ISO değerini seçebiliyorsunuz. Ayrıca da yalnızca üst düzey kameralarda bulunan pozlama telafisi de yapacağımız küçük bir görev atama ile hop o da geliyor sol baş parmağımızın hemen yanına ve burada da poz telafimiz oluyor. Ve bu bağlamda da örnek vermem gerekirse atıyorum ISO'yu otomatiğe alarak onun dışındaki mesela diyaframı, enstantaneyi ve pozlama telafisini ve değerlerini buradan kendiniz dilediğiniz gibi ayarlayarak güzel fotoğraflar çekebilirsiniz. Gerçekten de çok güzel. Video kalitesine gelecek olursak, açıkçası kamerayı elinize aldığınızda ve ayar çarkında video seçeneğine getirdiğinizde bu kameranın sanki video için tasarlandığını dahi düşünebilirsiniz. O şekilde gerçekten de video kalitesinden oldukça memnun kaldığımı söylemeliyim. Özellikle ters ışıklı ortamlara maruz kaldığınızda hemen dengeyi otomatik ve hızlı şekilde sağlayarak sizleri yarı yolda bırakmıyor. Yüz takibini ise oldukça başarılı bir şekilde yaparak her daim odakta kalmanızı sağlıyor. Bundan dolayı da herhangi bir kuşku duymuyorsunuz. Acaba net miyim, değil miyim diye. Bir de şu var. Kullanmış olduğum yazılım kamerayı aldıktan sonra yazılım güncellemesini yaptım. Şu anda versiyon 1.04 yazılımı kurulu ve yüz takibini oldukça başarılı buldum diyebilirim. Ayrıca bunun dışında fokus hızı da oldukça güzel. Fokus hızı çok hızlı olduğunu söyledim zaten ama bu fokus hızını isterseniz ayarlayabiliyorsunuz. Daha çok yavaşlatıp daha da hızlandırabiliyorsunuz. Bir de arkadaşlar herkesin merak etmiş olduğu shutter efekt vardır. Hani farkındaysanız hızlı hareketlerde o nesnelerin yan yatması. Bunda oldukça başarılı bulduğumu söylemeliyim. Zaten şu anda da videoda izliyor olmalısınız. Görüntülerde oradan da görebilirsiniz. Son sözlerime gelecek olursak, Fujifilm XS10'u ben gerçekten çok beğendim. X-T3 ile arasında kalmıştım ve açıkça daha uygun fiyata da X-T3 bulmuştum. Bunu daha önce de söylemiştim sizlere. Ama benim istediğim yani ihtiyacım olan şeylerden yalnızca bir tanesi X-T3'te vardı. O da 4K'da 60 kare saniye video çekimi. Maalesef ki XS10'da 4K'da 30 kare saniye video çekimi var ama bunun yanında oldukça ufak yapısı ile Fujifilm'in şu ana kadar çıkardığı 3. ibisli model olma özelliği de var.
Evet, Fujifilm XH1 ile çıkardığı ilk IBIS'li modelin ardından yaklaşık %30 küçülterek X-T4 ile ikinci nesil IBIS'li modeli çıkarmıştı. Şimdi de yine %30 daha küçülterek üçüncü nesil IBIS'li modelini ve ilk ve yalnızca XS10 için çıkarmış bulunuyor arkadaşlar. Zaten çıkartmıştı o zamanlar takip ettiğim için. Oldukça yeni bir kamera aslına bakarsanız, çok fazla eski bir kamera değil, 4-5 ay falan oldu çıkalı. Ayrıca dönebilen ekranı ile de XS10 kalbimi kazanmıştı. Bu şekilde dönebilen ekranı gerçekten hoşuma gidiyor benim, her zaman söylüyorum. Sinema filmi mi çekeceksiniz? Takın bir tane harici ekran ve başlayın 4:2:2'de 10 bit görüntü çekmeye. Bu bağlamda büyük prodüksiyonların dahi ihtiyacını karşılayabilecek nitelikte bir kamera olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Ya da 8 bit ile reklam çekimleri, kısa filmler, kişisel çekimler olsun, Vlog ya da YouTube amaçlı çekimlerde rahatlıkla kullanabileceğiniz bir kamera olmuş diyebilirim. Eksi yönlerine gelecek olursak, eksi yönlerinden de tabii bahsetmek istiyorum. Zira ben de bir kullanıcıyım aynı zamanda bu kameranın kullanıcısı olarak. Döner ekranın arkasında bulunan, şöyle yapayım, bağlantı biriminin gözükmesi açıkçası hiç hoş değil. Şu şekilde şöyle göstereyim. Çok can sıkıcı bir durum. Gerçekten bunu keşke Fujifilm gizlemeyi başarsaymış. Ayrıca yine döner ekranın, hep burada sorun çıkıyor, arka tarafına yerleştiren parlak plastiği beğenmedim. Bunun yerine mat ve daha kaliteli gözüken bir malzeme kullanılabilirdi diye düşünüyorum. Bunun dışında pil performansı gerçekten çok kötü. Bunda tabii ki IBIS'in de payı büyük ama IBIS'li bir modele daha büyük bir batarya tasarlanabilirdi diye düşünüyorum. Yani bu kamerayı aldığınızda yanınızda en az 2 tane ekstra batarya taşımalısınız, pil taşımalısınız arkadaşlar. Bilginiz olsun. Batarya ve SD kart ile yaklaşık 460 gram ağırlığında ve üzerine lens de taktığınızda ortalama 650-700 gram ağırlığa ulaşacak bu kamera. Bundan dolayı da Vlog için bu kamerayı düşünenlerin buna dikkat etmesini öneririm. Zira 650-700 gramlık bir ağırlığın sürekli elinizde bu şekilde tutarak çekim yapmak biraz can sıkıcı olabilir. Evet, XS10 hakkında söyleyebileceklerim bu kadar. Eksiklerim varsa lütfen yorumlar bölümünde düzeltin veya merak ettiğiniz şeyler varsa XS10 hakkında bana yorumlar bölümünden sorabilirsiniz. Bildiğiniz üzere elimden geldiğince cevaplıyorum. Videolarımı beğeniyorsanız ve bana destek olmak isterseniz kanalıma abone olabilirsiniz demek istiyorum tekrar. Ve videolarımı izleyip beğenerek de bu desteğinizi gösterebilirsiniz. Aynı zamanda bildirimlerinizi açarak yeni videolarımdan haberdar olabilirsiniz. Arkadaşlar, bundan sonraki videolarımda yine XS10 ile ilgili videolar da çekeceğim. Bununla ilgili eğitim videoları da çekeceğim. Ne nasıl yapılır bunları da göstermek istiyorum. Elimden geldiği kadar takip ederseniz sevinirim. Diğer videolarımda görüşmek üzere. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Sağlıkla kalın.